Şimdi enteresan bir kavga. Yani e, şimdi ben Seda'yı çok severim ama burada Seda'nın yine %100 hatalı olduğunu düşünüyorum. Yani e, Yasin orada kibar bir şekilde bak ne diyor? Seda oturur musun bir dinleyeyim diyor. O kadar. Başka hiçbir şey yokken yani bir de erkek e, seçmesi, seçmesi değil mi? Seda'nın orada aslında bir şey de yok e, bir fonksiyon da yok. Şu anda Evet fikir verebilirsin En, en ama. merkezde olmana gerek yok. Evet, kenardan evet, bir yani fikir Kenardan ver. Dinle de ki arkadaşlar bakın şöyle şöyle mi yapsak de. Hem Yasin'i engelliyorsun hem de sen orada Yasin'e fırça atıyorsun. Hem de Yasin e seninle kibar konuşmuşken fırça atıyorsun. Nereden baksan bence eksi ekside. E, Yasin gitmesi hatalı mı? Değil. Yani hani ona da bir şey diyemiyorum. Bence de değil. Ben, ben Seda, bir kadına tartışırken oradan ya gitmekten ya yanayım hatta. Ben yani hata yapabilirim diye bir kadınla, Survivor'da olsam, bir kadınla hatta haklı olduğumu düşündüğüm bir tartışma içerisinde bulan, bulsam kendimi. O bana bağırıyor olsa ben oradan gidebilirim. E ben geçen de dediğimde gidemezsin, gidemem de demişti. değil. Erke gittiğinde demiştim ya. Oyundan çıkmıyor, oyundan çıkmaktan bahsediyor. Tamam, o da kadınla ben tartışmıştı. Şimdi, damla gibi yanlış. Kadınla tartışmıştı. Adet. Hayır, oyundan çıkmak başka bir şey. <laughs> Mekanı terk etmek başka bir şey. Öteye gidiyorsun, havuzun tamam. kenarına gidiyorsun. Ben oynamıyorum deyip oyundan çıkmıyorsun. Onu, ona eleştiririm tabii tamam. ki. Tamam. Yasin'in yaptığına burada hak veriyorum. Çünkü Yasin uzaklaşıyor oradan. Gitmek değil o zaman. Sen yanlış anladın beni. Ben direkt söze girdim Hakan. Kusura bakma ama. Yok zaten. Yani sanırım. o kadar aynı paraleldeydik de. Yani e, maalesef ben yine Seda'ya burada hak veremiyorum. Seninle aynı fikirdeyim. Burada aynı zamanda ben tabii ki başka şeyler de söyleyeceğim ama. Ben durum 5-2 iken galiba 5-2 evet, evet 5-2 iken 4. sayıda Yasin almışken yorgunken orada oturmasını 5-2 öndeyken yani. 5-2 öndeler. Dördüncü sayı Yasin almış. Bir, oyun, önce Yasin oynamış. Ve üstelik belki de Yasin seçme hakkı kullanacak. Çünkü oyun kazanmış. Yasin o toplantı bizzat olması lazım. Çünkü oyun kazananlardan biri. Ama toplantıya bakıyoruz. Toplantının ortasında Seda var. Tamam toplantıya katılabilir Seda. Fikrini beyan edebilir ama bu kadar göbeğinde de olmak zorunda değil. Bir erkek seçmesi var orada. O kadar işin içine girme. Orada Ogeday'ın bir söz hakkı var. Yasin'in bir söz hakkı var. Berkay'ın bir söz hakkı var. Herkes bir fikir üretecek. Tabii ki ol. Olma demiyorum. Ama oradaki bir arkadaşın da senden çok nazik bir şekilde Seda bir oturur musun dediğinde de tersleme onu ya. Sen kalk buraya gel vesaire filan. Şöyle bir şey var şimdi Yasin cezalar aldı. Yasin kavgalar çıkardı. Yasin'i Acun abi uyardı. Hatta Acun abi en sonunda sert uyardı. Hiçbir İnsanlar şimdi bunu biliyor. İnsanlar bunu biliyor. Bir şey oldu mu Yasin sen. Üstüne gidiyorlar çocuğun orada da. Bak burada da ben Yasin'in çok fazla yanındayım. Tamam Yasin hata yapmış olabilir zamanında. Siz de bunu kullanmayın o zaman. Mesela Yasin oradan bir hata yapmamak için giderken Hikmet bir şeyler söylüyor. Hep yapıyor bunu. Hikmet eksi. Sema oradan neyin ne olduğunu bilmiyor. İkizi yok Sema eksi. Bu olayın ne olduğunu bilmeden siz oradan yorumda bulamıyorsunuz. Sema niye eksi? Sema çünkü orada neyin ne olduğunu bilmiyor. Hangi kavga olduğunu bilmiyor. Yasin bunları hep yapar. Boş ver, sen ona bağırma. Yani Yasin suçluymuş Seda haklıymış gibi olaylara oradan müdahil oluyor yan taraftan. Ne gerek var ya? Onların ne kavga yaptığını, hangi konuda kavga yaptığını biliyor musun sen? Sen niye giriyorsun bu kadar işin içine? Artı onlar senin rakibin, ikizin olabilir ama rakibin gerek yok. Mesela burada e, Sema'nın girmesine, Hikmet'in girmesine gerek yok. İkisi arasında bir kavga var ve %100 Yasin'in haklı olduğu bir durum var burada. Orada anlamsız girişler oluyor. O yüzden de ben onları da eksi veriyorum burada. Ve Yasin'in de dün akşam ikide iki yapıp böyle bir tartışma çıkıp Yasin'in haklı çıkmasından son derece memnunum. Bunu burada söylemek de istiyorum. Yasin yükseldi mi bence evet. şey olarak? E yükseldi ya. Ben çünkü yani abi yani... sempatikleşti. Abicim şöyle bir şey var. Biz sanki burada böyle başka bir şey konuşuyormuşuz gibi oluyor ya. Genelde de Yasin tartıştığı konularda biz Yasin'i haksız buluyoruz. Evet haksızdı çünkü bana göre. Bugün de %100 yüz haklı bana göre. Bunu da söylemek istiyorum. Tamam tamam. E, tamam <laughs> mı? Damla ile Sema karıştı da. <laughs> Damla senin Sema'nın orada bir şey demişliği yorumunu merak ediyorum. Ya ben de Sema'nın orada çok e, yani araya girmesini tercih etmezdim. Çünkü neden? Hani kardeşi olduğu için, konuyu bilmediği için, duymadığı için hani ister istemez kardeşini koruma içgüdüsüyle yapılmış bir hamle. Ama konuyu bildiğini düşünmüyorum. Tamamen işte e, Evrim'le kıyaslıyor. <laughs> Evrim'e bağırıyordu şimdi Seda mı çıktı falan diye. Hani artık mimlenmiş bir Yasin var. Yani kendi senesinde tanıdığımızda işte çok fazla agresif olan <laughs> çıkışları olan bir Yasin'di. E, bu sene... Aynı şekilde birçok kez uyarı almış, hikmetli olan aralarındaki gerilimler, işte sarı kart alması, oyunlarda bir şekilde ödüllerden faydalanamaması gibi bir sürü ceza alınca otomatikman hani bir olay görünce televizyonu açsa kesin Yasin yapmıştır falan diyebilirsin artık. Hani o konuma gelmiş. O yüzden de Sema'nın oralarda çok bence dahil olmaması gerekiyordu. Ama onun dışında ile alakalı şunu söyleyebilirim. Yani haksız e, haksız ama hani bir şekilde takıma e, ...bir iyilik yapmak istiyor. Yani hani herkes koordine olsun... ...bir şekilde en iyi ortaya çıkartalım... ...e kadınlar da zaten kaybetmiş durumdalar... ...ve dolayısıyla oradan... ...best of'a taşımak istiyorlar ama... ...hani çok fazla kendinde söz hakkı... E ...buluyor bence Seda. Ve buralarda biraz da olsa geri plana çekilmesi lazım. Hani e bir şekilde... ...fikrini söylersin... ...ama olayın içerisinde tamamen yüzde yüzünde... ...var olmazsın. Ama Seda... ...bence kendi senesinde de takım kaptanı... ...olarak var olduğu için... Bu senede aynı şekilde takım kaptanıymış gibi davranmaya çalışıyor herkese. Bence hatası bu. Evet. Ama arkadaşlar da sanki bu titre ona yüklediler bu arada. E bence yani bu sadece aslında Sedanın buradaki şeyi... olay da şey. Hani birikmişlik var. Yasin'in hani sen bu zamana kadar takımı karıştırıyorsun demesinde bence sürekli erkeklerde de söz hakkı olmasından dolayı rahatsız olan bir Yasin var. Yani sürekli her konuda, her seçmede hep seda var. Ya, Bunlar rahatsız olabilir ya, bu arada. İşte şey var. Kaybeden kadın yarışmacılar. Hı -hı. Yazılan Yasin Kibarca söyleyen Yasin, evet. tepki veren Seda. Full yani Yasin ne dese haklı aslında değil mi Gökhan? Doğru doğru ben yani tam aslında onu diyecektim sen dedin. Yani tam harbiden helal olsun Aklım mı <laughs> Yok kardeşim. Tam diyecektim ki şimdi Vedamlı'nın konuşmasını bekliyordum. E ya yani kaybeden sizsiniz. E sürekli Yasin ya da Gökhan yazılıyor. E bir de çocuk kendini ilk defa, yani ilk defa derken genelde hani Yasin daha sert böyle tepkilerle hep tartışmalarını... Daha için, kibarca söylüyor. Daha kibarca ya bir oturur musun Seda ben de bir dinleyeyim derken oradan öyle bir tepkiyle karşılaşıyor ki... Yasin bile ben bile bu tepkiyi vermezdim. Hani öyle bir şaşırıyor yani çocuk. Burada Yasin %100 haklı. Sonrasındaki söylenenlerin artık benim için bir e, değeri yok çünkü. Hani çünkü öyle bir tepkiyle karşılaştık ki Yasin ne yapacağını şaşırırsın. Ya daha ne kadar e, kibarca söyleyebilirsin? Ya Sedacığım bir oturur musun? Ben de dinleyeyim. Kalk sen gel buraya o zaman. Niye ben oturuyorum? E tamam sen otur işte. Biz zaten erkek erkek konuşuyoruz. Senin burada olman lazım. Hayır, senin orada olmaman lazım. Zaten hani Seda kurulduğu kişilere ya da e, mimlenen mimlenmiş artık. Evet Yasin mimlenmiş bu takımda. Bir sürü o eski olaylarından dolayı. Ama sen mimlenmiş kişiye aynı daha böyle farklı tepkiler verirsen de bu sefer sen yavaş yavaş mimlenmeye başlarsın. Yani alma mazlumun ahını çıkar aheste ahesteye döner döneriş. Ya yani burada burada mazlum durumuna düştüğü için söylüyorum Yasin. Çok eski ya. eski eski durumlarında <laughs> gibi. Eski tartışmalarında falan ben de Yasin'i çok haksız buldum. Çünkü biz burada neyi izliyorsak onu demin de da söylediği gibi onu söylüyoruz. Burada da Yasin %100, %200 haklı. Gitmesinde de haklı. Oyunu da bırakabilirdi hatta. Oo. Oyunu da bırakabilirdi Uçağına hatta. Uçağa binip buraya da Yani pasaportumu getirin <laughs> ben dönmek istiyorum da diyebilirdi. Yok onlar şak, işi şakası ama. Biraz işte ne yazık ki ilk iki ayın e, ekmeğini yiyor diyemem neyini dedim celemesini çekiyor. Evet kesinlikle evet. tam kelimesi anlamı bu oluyor. Yani e, dördümüzde anladığım kadarıyla. Seda'ya ne olmuş şey? ya dün akşam? Efendim? Seda'ya bir şey olmuş Boyun bir gerginlik var. Seda Acaba e, bak çok severim buradan selam olsun her cuma mesaj atar sevgili Yasin Seda'nın eşi. Çok acaba onun da adı Yasin, Yasin ya <laughs> ondan ötürü dedi ki ben evdeki Yasin'i haşlayamıyorum buradaki Yasin'i haşlayayım da bari en azından bir mesaj yollayayım olabilir mi? Olabilir. Valla Yasin'i haşlıyor mudur diyorsun yani evde sen? Abi Seda'ya Sedaya bakarsan bence haşlıyordur yani öyle diyeyim sana yani. Eyvah Seda ya. biraz sert bir karakter gibi Survivor'da gördüğümüz Seda. Baskın bir Seda var. O Survivor Baskın. Seda evdeki Seda'yı bilemez tabii. Ama şimdi Yasin'in şiirleri falan görünce yani hatırla <laughs> şimdi bu sene şimdi aile ödülleri <laughs> gelsin. O şiirlerden Yasin yine bekliyoruz. Burada e, onları keyifle yayınlayacağız. 2019'da vardı şey? 2019'da evet, ama ben ne şiirler evet, anlatamam yani böyle, ya. Var, ya. böyle evet, bir şey yok valla.